JavaScript eğitim setimizin 88. dersi ile birlikteyiz. Ne göreceğiz? HTML DOM'larda nesnelere nasıl ulaşırız onu göreceğiz. Hemen ben şurada JavaScript sunumumu açayım. Hemen geleyim. Bakın HTML elemanlarını bulma kısmında kalmıştık. Hemen şöyle yukarıda ben size bir şeyler anlatmıştım geçen derslerde. Hemen göstereceğim. Bakın şurada HTML nesne bulma demiştik ve bunları göstermiştim özet olarak. Şimdi bunları gerçekten işleyelim. Mesela Document Anchors diyor. Tabii bunları işleyeceğiz ama ilk önce formla başlamak daha mantıklı geliyor bana. Document Forms bakalım nasıl bir etki yaratıyor. Ben burada ders başlamadan önce hızlı olmak adına bir boş paragraf result sonucumu buraya döndüreceğim çünkü. 4 tane link yaptım ve bunlara da şu Bootstrap'ın klaslarını verdim. Şeklen güzel görünsünler diye. Bakın şu şekli oluşturmak için. Bootstrap hazır bir framework'tür. JavaScript, HTML ve CSS framework'üdür. Bunlarla sizin işiniz yok. Sakın kafanız karışmasın. Görüntü güzel olsun diye ben bunları kullandım. Siz normal link yazın. Şu klası yazmasanız da olur. Ben şu güzel görüntüyü elde etmek adına böyle bir şeyler yaptım. Sonra bir form oluşturdum. Şunu bir sileyim. Şu yanlış olmuş. Division dedim. Yine bu Bootstrap'ın klası olan form grubu kullandım. Bunları önemli değil. Bakın. Bir etiket attım. Value 1 diye. Hemen şu. Ve value 2. Ve iki tane input attım. Gördüğünüz gibi txt1 ve txt2 id'li iki tane input text özelliğine sahip. Bunlara da Bootstrap'ın klaslarını verdim. Görüntü güzel olsun diye. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Asıl sizi ilgilendiren şey şurada script taglerimin arasına yazacağım kodlar. Önemli olan JavaScript. Burada bir buton attım. Butona bir renk verdim. Kırmızı Bootstrap'ın hazır kolay klaslarını kullandım. OnClick işte burası JavaScript. OnClick tıklandığında ne çalışsın? Diyorum ki kullanacağım dil JavaScript dili. Oradaki getDOM adlı fonksiyonu çalıştır diyorum. Find elementin içerisinde işte şimdi yazacağım document, bakın hemen şurada göstereyim, bakın document.forms. Bakalım formlara nasıl ulaşılıyor. Ben size özellikle ne dedim? Bir yerde çoğul takısı varsa s takısı orada dizi dönecek dedim. Bu kuralı iyice kafanıza yerleştirmeniz gerekiyor. Hemen şuradaki formun id'sini şuradan veriyorum. Geliyorum. Artık bir döngü kurup formumun içerisindeki elemanları alabilirim. Formumun içerisinde hangi elemanlar var? Inputlar var. Bu inputları alacağım. I küçüktür. Find element nokta length. Bu formumun uzunluğunu almamı sağlayacak. Find element nokta length. Kaç tane uzunluğu nedir? Input iki tane. İki elemanı var. O yüzden iki dönecek. Eğer butonu formun içerisinde kullanmış olsaydım 3 dönecekti. Geliyorum hemen mesaj kısmına. Toplayarak gidiyorum tabii ki. Find element. Dizimin 0. indisinden itibaren başlasın. i0'dan başlıyor. 1, 0, 1, 2 artık uzunluğu neyse formumun. Nokta value. Formdaki elemanların value'suna ulaşıyorum. Yani değerine ulaşıyorum. Ve bu değeri yazdıracağım. Hemen for'un dışarısında yazdıracağım ama yazdırmadan önce document get elements by id kullanmak isterdim. Fakat bunu kullanmayacağız artık. Artık query selector'ı kullanacağız. Geçen derste query selector'ın kullanımını öğretmiştim. Diyez diyorum. Bakın bana result'larım geliyor. Yani pardon id'lerim geliyor. Result id'li şuradaki boş paragrafımın içerisine yapacağım. Sonucum orada dönecek. Bunu bir değişkene atıyorum. Result diye bir değişken. İlk önce message'i yazdırmayalım. İlk önce find element length uzunluğunu yazdıralım. Yani formumda kaç eleman var onu bir görelim. Evet, burada click yaptığımda bakın 2 sonucunu döndürdü. Neden? Çünkü formun içerisinde iki nesne var. İki tane input nesnesi var. Eğer buton da içerisinde olsaydı bakalım bir fark olacak mıydı? Bakın butonu da içerisine attığımda diyor ki 3 tane nesne var içerisinde. Bu yüzden butonu dışarıda yaptım. Niçin?
Çünkü formumu aldım burada, find element'e attım ve onun uzunluğu kadar for döngüsü çevirdim. Ve oradaki elementlerimin, nesnelerimin, formumun içerisindeki inputların örneğin, butonu o yüzden dışarı çıkarttım. Çünkü butonun da value değerini almak istemiyorum. Sadece inputların değerini almak istiyorum. Inputların value'sunu aldım. Neydi inputların value'su? Node.js idi. Hemen geliyorum ben burada diyorum ki şuraya message yazdır. Yani node ve js value'sunu alıp burada yazdıracak. Yani node.js diyecek. Gördüğünüz üzere node.js yazdırdı. Bu şekilde formların nesnelerine ulaşabiliriz. Form elemanlarımızın içerisine ulaşabiliriz. Neler var başka? Bakın anchors'la başlayalım. Şunlara gerek olduğunu düşünmüyorum. Artık bir alert bize yeterli olacaktır. Hemen şunların hepsini silelim. Butonumuza gerek yok. Formumuza gerek yok. Formu neticede size gösterdim. Linkler üzerinden bir şeyler götürebiliriz aslında. Alert diyorum. Anchors ne demek? Bakın şu linklerimin e tagleri var ya, aslında bunların İngilizce açılımı anchors'tır. Çapa demek. Böyle bir isim vermeyi uygun görmüşler. Bakın document.anchors. Bakın bir yerde çoğul harfi varsa, ne demiştim ben size? Orada muhakkak dizi vardır demiştim. JavaScript'in mantığı budur. İlk önce ne yapalım? Anchors.length. Kaç tane linkim var? Onu bir çekeyim. Kaç linkim var? 1, 2, 3, 4 tane linkim var. O zaman bana 4 sayısını verecek. Doğru. Şimdi geliyorum. Bakın burada bir dizi mantığı var. Bunu artık öğrenmemiz lazım. Bir hangi dizi? Bakın ikinci linki, ikinci linki olan bu jQuery birinci. Sıfırdan başlıyor değil mi diziler? Ne diyelim? Nokta. Pardon, yanlış yere yazdık. Nokta. InnerHTML diyelim. Bakalım bir şeyler verecek mi bize? Bakın jQuery değerini bize verdi. Yani buradaki anchors'larımın içeriğine ulaşabildim. Nasıl? Dizi. Dizilerle bakın. Sıfır deseydim JavaScript değerini verecekti. Bakın JavaScript. Ne demek bu? Benim dokümanımdaki anchors'ların sıfırıncısını al, onun içeriğini bana ver demek. Şunlar zaten HTML5'te kullanımdan kaldırıldı. Buna gerek yok. Body'yi verelim. Body'yi göstermiş olayım ben size. Bakın body neresi? Body şurada başlıyor ve şurada bitiyor. Ben diyorum ki ona body'min tüm içeriğini bana göster. Bakalım gösterecek. Bakın gördüğünüz üzere body'min içeriğini bana gösterdi. Hatta şöyle yapsak daha mı iyi olurdu? Daha mı iyi olurdu? Body'nin içerisinde, sadece body'nin içerisine alacaksınız diye bir şey yok. Body dışında bakın şurada document element dediğimiz HTML elementini de döndürebilirdik. Tüm HTML'i alabilirdik yani. Document nokta document element nokta inner html diyelim. İşte gördüğünüz gibi html taglerimin içerisindeki her şeyi bana başarılı bir şekilde verdi. Bakın head etiketlerim dahil, şurası dahil, bunların bana hepsini verdi. Document embeds diyor. Hepsini veremeyeceğiz tabii ki, atlaya atlaya gidelim. Bakın embeds var mı? Yok. Sayfamızda hiç embeds etiketi var mı? Yok. O zaman ne dönecek? Bakın sıfır döndü. Fakat sayfamda embed etiketleri olsaydı ne olacaktı? Sıfır dönmeyecekti. Bakın bir mesajını verdi. Herhangi bir problem yok. 2 olsaydı 2 cevabını verecekti bize. JavaScript. Bakın gördüğünüz gibi 2 dedi. Başka ne görebiliriz? Bakın burada duck type var. Belgenin duck type'ını döndürür. Bizimki ne? HTML. Yani HTML5 yaptığımızı bildiren bu duck type'tır. Hemen duck type'ını alalım. Ne diyelim? Duck type'ın name'ini, ismini çekelim. Bakın HTML olduğunu hemen verdi bize. Başka ne görelim? Başka ne görelim? Form'u gördüm. Head'i görelim. Bakın head.
İçeriğini bu sefer görüntüleyelim. Bakalım head'in içerisinde neler var. Bakın head'in içerisinde meta var, title var, yine bir meta var, bir link var. Bunların hepsini alacağız. Gördüğünüz üzere hepsini bize başarılı bir şekilde verdi. Head dışında ne var? Images. Images'lar görüntüler için, resimler için. Bakın şurada ben HTML kısmına tıklıyorum. Dreamweaver'ın otomatik image oluşturması için. Image'e tıklıyorum. 10 alıyorum. Onu aldım. Kopyalıyorum. Şurada off diyorum. Bakın iki tane resim aldık. Şunlar ne? Bakın iki resmimiz var. Gördüğünüz gibi şurada. Ben burada gelip images images length diyeyim. İki tane resim ekledim. Bana 2 diye dönecek. Bakın 2. Çünkü 2 resmim var. Ha bakın ben bir yerde çol varsa orada dizi var demiştik. Hemen geliyorum. Bakın dizi var. Sıfırıncı elemanı alıyorum. Sıfırıncı elemanın neyini alayım? Alt değerini alalım. İnanılmaz diyelim. Nokta alt diyorum. Tıklıyorum. Bakın inanılmaz değerini çektim. Sadece bunu mu çekebilirdik? Hayır. Source'unu çekebilirdim. İkincisinin source'unu çekeyim. Off.gif. Bakın başarılı bir şekilde source'unu çektim. Kaynağını çektim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın dizi döndürüyor. Bakın nerede çoğul orada dizi. Bunu unutmayın. Ne gösterebiliriz başka? Linkleri gösterelim. Links. Bakın yine nerede çoğul orada dizi unutmayın. İlk önce uzunluğunu alalım. Kaç link var sayfamda? 4 link var. 4 diyecek. Doğru. Hemen dizi mantığıyla birincisinin içeriği ikincisinin olsun. Hiç fark etmez. 0, 1, 2, 2 hangisi AngularJS? Neyini çekeceğim? InnerHTML ile içeriğini çekeceğim. Bakın AngularJS'yi döndü. İçeriğini çekmek istemiyorsam neyi çekebilirim? Ref değerini çekebilirim. Linklerimin reflerini çekebilirim. Şuraya ne yapalım? Angular.html diyelim. Bakalım refini başarılı bir şekilde çekebildik mi? Evet, gördüğünüz gibi ref yani yolunu başarılı bir şekilde çekebildik. Ya bu size kalmış. Nasıl dilediğiniz gibi nesnelere ulaşıp kullanabilirsiniz JavaScript'le. Başka ne olabilir? Bakın scripts var. Kaç tane script etiketi var? Bir tane sayfamda. Hemen geliyorum diyorum ki scripts.length. Bakın bir tane var diyor. İki tane olsaydı ne olacaktı? İki değerini döndürecekti. Bakın sayfamda bir tane daha script etiketi açıyorum. Gördüğünüz gibi iki değerini aldım. Başka ne gösterebilirim size? Title'ı gösterebilirim. Title başlık demek. Sayfamın başlığını alacağım. Bakın title ne? FehmiUyar.net JS Lesson 88 yazmıştık. Hepsini çekeceğiz. Bakın Lesson 88. Başarılı bir şekilde title'ımızı da çekebildik. Evet, bu derslerde nesnelere nasıl ulaşılabilir onu göstermeye çalıştım. Önümüzdeki ders yine devam edeceğiz. Nelerle? Neylerle devam edeceğiz? HTML elemanlarını değiştirmeyle devam edeceğiz.